veren 12 Nisan Pazartesi Anadolu TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Gündemde öne çıkan haber başlıkları. Fabrikanın çatısı uçtu. Nevşehir'de son 61 yılın rekoru kırıldı. Kar kütlesi kazaya sebep oldu, 3 yaralı. Nevşehirli esnaf damat İbrahim Paşa heykeli yaptı. Kaza geliyorum demedi. Esnaflar kollarını sıvadı. Kayan araç takla attı. Biriken karlar zor anlar yaşattı. Nevşehirli'ye önemli uyarı. Hırsızlığın önüne geçmek için yeni kararlar alındı. Nevşehir'de bu gece ilk sahur yapılacak. Hem güldürdü hem de düşündürdü. Şimdi haberler. Uzun süredir hizmet veren bir un fabrikasının çatısı yağın kara daha fazla dayanamayarak uçtu. Nevşehir Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan bir fabrikanın çatısı karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Büyük bir gürültüyle çöken çatı fabrika etrafındaki araçların üzerine devrildi. Korku ve paniğe neden olan bu olay sonrası fabrika bahçesinde güvenlik önlemleri alındı. Uzun uğraşlar sonucu enkaz yanı görevlilerce kaldırılırken araçlarda ise maddi hasarların doğduğu tespit edildi. Nevşehir Meteoroloji Müdürü Adem Yalçın hafta sonu yağan kar yağışının son 61 yılın rekorunu kırdığını söyledi. Nevşehir il genelinde hafta sonu etkili olan yoğun kar yağışı sonrası Meteoroloji Müdürü Adem Yalçın konuştu. Nevşehir il merkezinde ölçümlerin yapıldığı 1960 yılından beri Nisan ayı rekorları kırıldığını ifade eden Yalçın, daha önce 12 Nisan 1969 tarihinde 19 cm ölçülen kar kalınlığı rekoru, 11 Nisan 2021 tarihinde 36 cm ölçülen kar kalınlığı ile kırıldı. İkinci olarak daha önce 23 Nisan 1977 tarihinde metrekare başına 25.9 kilogram olarak ölçülen yağış miktarı rekoru 11 Nisan 2021 tarihinde metrekare başına 29 kilogram olarak ölçülerek kırılmış oldu dedi. Yoldaki kar kütlesine çarpan araç önce yayalara sonra ise park halindeki araçlara çarparak durabildi. Kazadaysa 3 kişi yaralandı. Nevşehir'de öğle saatlerinde çevre yolu Bolu Etmangal ön kısmında meydana gelen trafik kazasında seyir halindeki 50ES958 plakalı araç yoldaki kar kütlesine çarpınca olanlar oldu. Bir anda yolda savrulan araç önce iki yayaya sonra ise park halindeki araçlara çarptı. Kazada araç sürücüsü ve yayalar yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi çevreden geçen vatandaşlar yaparken olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevkleri gerçekleşti. 19 yaşında Suriye uyruklu oldukları tespit edilen yayaların ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Nevşehir'de hafta sonu yağan yoğun kar yağışı sonrası ortaya renkli görüntüler çıktı. Belediye caddesindeki esnaflardan Ziya Toprakçı, kardan damat İbrahim Paşa heykeli yaptı. Nevşehir'de birçok kez ilginç kardan adamlara rastladık ama böylesiyle ilk defa karşılaştık. Ziya Toprakçı isimli esnaf işletmesinin önünde işlerin sakinliğini de fırsat bilerek kardan Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın heykelini yaptı. Heykeli görenler ilgiyle izlerken fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Esnaf Ziya Toprakçı Anadolu TV'ye şu açıklamalarda bulundu. Sabah kar temizliği yaparken böyle güzel bir eser yapmak istedim acizane. Eser gittikçe rahmetli damat İbrahim Paşa'ya benzediğini söylediler. Yani bu vesileyle, bu işgüdüyle
Böyle başladık, bitirdik. Cami Cedid Mahallesi Yeni Çarşı sokakta aracını park ederken el frenini çekmeyi unutan araç sahibi yokuş aşağı kayarak park halindeki araca çarptı. Cami Cedid Mahallesi Yeni Çarşı sokakta aracını park ederken el frenini çekmeyi unutan 44 plakalı araç sahibi yokuş aşağı kayarak park halindeki araca çarptı. El freni çekilmeyi unutulan kamyonet aşağıya doğru kaymaya başlayarak park halinde duran 50 plakalı araca çarparak durabildi. Sokakta kimsenin olmaması olası facianın önüne geçti. Kazada maddi hasar meydana geldi. Esnaflar iş yerlerinin zarar görmemesi için durmaksızın çalışıyor. Olumsuz hava koşulları sebebiyle zor anlar yaşayan esnaflar emek tekneleri için hiç durmadan çalışıyor. Çatılarda biriken karlar sebebiyle zor durumda kalan esnaflar, çatılarının çökmemesi, kimsenin zarar görmemesi ve maddi kayba uğramamak için ellerindeki küreklerle işe koyuldular. Dükkanların çatılarına çıkan esnaflar ellerindeki küreklerle çatılarındaki fazla karı temizledi. Kar yağışının bitmesine rağmen yağışın etkileri ise hala devam ediyor. Nevşehir'de hafta sonu yoğun şekilde bastıran kar yağışı birçok kazayı da beraberinde getirdi. Edinilen bilgilere göre Nevşehir-Kayseri yolu üzerinde 50 SL118 plakalı Renault marka araç, buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Ölen veya yaralananın olmadığı kazada araç hurdaya döndü. Kaza sonrası araç çekici yardımıyla otoparka çekildi. Geçtiğimiz günlerdeki yoğun kar yağışı sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yoğun kar yağışı ile birlikte evlerin ve iş yerlerinin çatılarında biriken kar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı canlı yayınla yaşanan sıkıntıları bir kez daha göstermiş oldu. Yaptığı canlı yayında kapalı yüzme havuzunun çatısında yoğun kar biriktiğini söyleyen Özdemir, karların erimesini beklerlerse çatının çökebilme ihtimali olduğunu dile getirerek böyle bir sorun yaşanmaması adına gerekli önlemler alındı. İlk olarak biriken kar temizlenmeye çalışıldı ancak gösterilen çaba yeterli olmadığı için Muhsin Özdemir, Belediye Başkanı Mehmet Savran'dan bu konu hakkında ricada bulunduğunu ifade etti. Mehmet Savran da ricaları cevapsız bırakmayarak gereken yardımın yapılması adına itfaiye ekiplerini Gençlik ve Spor Merkezi kapalı yüzme havuzuna yönlendirdi. Yürütülen çalışmaların ardından biriken karlarda her ne kadar azalma gözükse de çatının tümünün temizlenemediği görüldü. Nevşehir'de 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışının ardından yollarda buzlanma olabileceği nedeniyle uzmanlar uyarıda bulundu. Nevşehir il merkezi ve ilçelerinde cuma akşamı başlayan ve halen etkisini sürdüren kar yağışı gece saatlerinde yerini soğuk havalara bırakacak.
Termometrelerin sıfırın altını gösterdiği gece saatlerinde yollarda oluşabilecek buzlanma için uzmanlar uyarıda bulundu. Mümkün olduğunca araçlarla gece saatlerinde trafiğe çıkılmaması gerektiğini ifade eden uzmanlar, doğabilecek kazalara karşı da dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Nevşehir Valiliğince hurda ve ikinci el eşyaların alım satımında hırsızlığın önüne geçilmesi amacıyla yeni kararlar alındı. Nevşehir Valiliğince hurda ve ikinci el eşyaların alım satımında hırsızlığın önüne geçilmesi amacıyla yeni kararlar alındı. Alınan kararlara göre hurda alım satım işleriyle uğraşan vatandaşların kimlik ve adres bilgilerini, eşya miktar ve özelliklerini belirten ikinci el malzeme alım satım belgesi alacak. Elektronik eşya ve beyaz eşya olarak tabir edilen buzdolabı, telefon, bilgisayar gibi eşyaların alım satımını yapan kişilerin eşyayı alan ve satan kişiye ait kimlik ve adres bilgilerini, alışverişin yapıldığı tarihi, eşyanın miktarı ve özelliklerini belirten ikinci el eşya alım satım belgesini bulundurması ve eşya ile ilgili fatura alması gerekiyor. Hurda ve ikinci el eşya alım satımlarının kayıt altına alınarak işletmeler tarafından envanter listesi tutulacak. Hurda ve ikinci el eşya alım satım yapılan işyerlerinin iç ve dış kısmına güvenlik kamerası koyulacak. Kolluk kuvvetleri ve zabıta ekipleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek. Yapılan denetimlerde alınan kararlara riayet etmeyen kişilere Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanacağı belirtildi. Mübarek Ramazan ayı yarın başlıyor. Vatandaşlar ilk orucunu tutmak için ilk sahuruna bugün kalkacak. Bin aydan daha hayırlı mübarek Ramazan ayı geldi çattı. Bereket ayı olan bu mübarek ayın başlamasına saatler kaldı. Kadir gecesini de içerisinde bulunduran en mübarek vakitlerin ayı Ramazan'ın ilk günü yarın olacak. İlk sahura ise bu gece kalkılacak. Müminler 30 gün boyunca oruç tutarak nefsini terbiye edecek. 12 Mayıs 2021 Çarşamba gününe kadar tutulacak oruçlar daha sonra bayramla kutlanacak. Nevşehir'de ilk sahur 4.33'e kadar yapılacakken iftarsa 19.22'de başlayacak. Şimdi de bölgeden komik dakikalar sizlerle. Her şey normal gidiyordu ta ki karşılarına park halinde bir tır çıkana kadar. Polislerin maske uyarılarına ördeklerden destek geldi. Maske takmayan vatandaşlar ördek tarafından işte böyle uyarıldı. Kayseri'de yoğun kar yağışı sonrası ortaya çıkan görüntüler herkesi güldürdü. Arabanın hareketine kapılan vatandaşlar ritme kayıtsız kalamadılar. Nevşehir ve ilçeleri için tahmin edilen hava durumu ve ardından nöbetçi eczaneler sizlerle. Nisan Salı Nevşehir merkezde en düşük sıcaklık -3, en yüksek sıcaklık 7. Acıgöl en düşük sıcaklık -2, en yüksek sıcaklık 9. Avanos en düşük sıcaklık -2, en yüksek sıcaklık 11. Derinkuyu en düşük sıcaklık -5, en yüksek sıcaklık 9. Gülşehir en düşük sıcaklık -1, en yüksek sıcaklık 11. Hacı Bektaş en düşük sıcaklık -1, en yüksek sıcaklık 8. Kozaklı en düşük sıcaklık -2, en yüksek sıcaklık 9. Ürgüp en düşük sıcaklık -4, en yüksek sıcaklık 9. Nisan Nevşehir ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler, Merkez Şen ve Ceran Eczanesi, Acıgöl Yılmaz Eczanesi, Avanos Can Eczanesi, Derinkuyu Haliloğlu Eczanesi,
Gülşehir Parlak Eczanesi, Hacı Bektaş Bektaş Eczanesi, Kozaklı Çağlar Eczanesi, Ürgüp Aktürk Eczanesi. Özaltın Sarrafiye'nin katkılarıyla döviz ve altın fiyatları. Özaltın Sarrafiye'nin katkılarıyla döviz ve altın fiyatlarını sunarız. Pazartesi Özaltın Sarrafiye altın ve döviz fiyatları. Euro alış 9.68, Euro satış 9.72, Dolar alış 8.14, Dolar satış 8.18. Gram altın alış 455, Gram altın satış 458, Çeyrek altın alış 730, Çeyrek altın satış 740. Anadolu Televizyonu ve Nevşehir Kent Haber Gazetesi Haber Merkez tarafından hazırlanan ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın akşam tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.